Fakat bu başarıyı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi şehirlerde de göstermeliyiz. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli'deki artış elbette tüm Türkiye için risktir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erzurum'da incelemelerde bulunmuştu. Bakan Koca İstanbul, Bursa ve Kahramanmaraş'a dikkat çekti. Koronavirüs hastalarında artış olduğunu söyledi. Önlemlere dikkat dedi. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli'deki artış elbette tüm Türkiye için risktir. Adama uyarı yapılıyor, maskeni taktırıyor, adam böyle sırıta sırıta başka yere gidiyor. Bu bizim kendi vatandaşımız bir buna uymuyor ki ne? Halkımız daha dün bir, bugün iki yavaş yavaş şu maskeyi ağzından düşürmemeye başladı. Daha önce her taraf şey, peki bu sağlık bakanımız bunu biliyor. Kahramanmaraş'ımızda kulüpler, gece kulüpleri, güya şeyde her biri bir yerde, kuytu köşeler komple çalışıyor. Şu anda bu gece hayatı tamamen ortalığı yayıp duruyor. Hepsi var, içkisi var, bilmem neyi var. Yani hangi birini sayayım ki? Gece kulüplerinin üstüne düşsünler, birbirinin üstüne, hani bunu birbirine satıp gidiyorlar. Ya kardeşim, şimdi düğün salonları açık olursa, çeşitli kulüp, barlar, hani disko tarzı yerler açık olursa, insanlar iç içe orada oynarsa niye artmasın ki? Bazı yerlerde hiç düğün salonları denetlenmiyor. Buna ben de kaç kez şahit oldum. Benim de yakın zamanda düğünüm oldu. Doğal olarak artış sağlanıyor. Bunların kapatılması lazım. Maske takmıyor ki kimse. Evet. Gidin mahalle arasında hiçbir tanesi takmıyor. Sadece çarşıya geldi mi çarşıda takmıyor. Başka bir yerde takmıyor. Yani oturduğu toplu alanda da takmıyor yani. Ne yapıyor? Adam bilmiyorsun. Adam koronalı. Geliyor yanına oturuyor. Seni bir dakikada yok ediyor götürüyor işte. Bizim mahallede bir cenaze oldu. 20 kişi birden korona oldu. Otobüslere biniyorsunuz. Herkes ayakta yani. Bir sosyal mesafeyi koruyacak bir durum yok. Ayakta tıklım tıklım gidiliyor. Hiçbir etkisi yok. Düğünün de etkisi olabilir. İşte toplu yerlerde, toplu taşımalarda, ondan sonra okullarda. Şimdi ben okullar çok riskli bence yani. Bir çocuk kendini koruyamaz ki. Yani bir çocuğun ne kadar önlem alması lazım? Yani ne kadar önlem alabilir bir çocuk? Ve çok kalabalık çarşı, kapalı çarşıda falan adım atılmıyor. Yaz bitti. Maraş'a geldi bütün ilçede, köydeki insanlar o yüzden.